Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 2019 yılı Aralık ayından itibaren dünyayı etkisi altına alan bir pandemiyle mücadele edildiğini belirterek, hastalığın ülkemizde görülmesinden itibaren Türkiye'nin yoğun bir mücadele dönemine girdiğini ifade etti. Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı. Daha önce uygulamaya koyduğumuz pandemik influenza ulusal hazırlık planı çerçevesinde proaktif davranmaya gayret ettik. Ülkemizde hastalık görülmesi üzerine yoğun bir mücadele dönemine girdik. Açık test politikasına geçtiklerini duyuran Sağlık Bakanı Koca şu ifadeleri kullandı. Laboratuvar altyapısı yeterli olan bütün sağlık kuruluşlarımızı yetkilendirdik. Taramalar, toplu iş yerleri, belli etkinlikler ve yurt dışına çıkanlardan sonra artık kendi isteğiyle vatandaşlarımız test yaptırabilmektedir. Bunu test sayılarının artışından da fark ediyorsunuz. Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız. Test kapasitemizin geldiği nokta ve test politikamızın revizyonu konusu bilim kurulunda gündem oldu. Artık açık test politikasına geçtiğimiz kabul edilebilir. Daha önce de söylemiştim. Bu politikanın tamamlayıcısı olarak vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planlıyoruz. Bu arada hastanelerimizi dolduran sağlık personelimizin gece gündüz büyük çabalarla mücadele etmesine neden olan yatan hasta sayılarımızdır. Aşı çalışmaları hakkında da bilgiler veren Bakan Koca, Çin ve Almanya kaynaklı aşıların Türkiye'de faz çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Nisan ayında ilk aşımıza kavuşmayı ümit ediyorum. Aşı konusunda çalışma yapan ve aşı değerlendirme komisyonunun onayını alan bütün bilim adamlarımızı ayrım yapmaksızın destekliyoruz. Bu arada da Çin ve Almanya kaynaklı aşıların ülkemizde de faz çalışmaları yapıldığını, bununla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Virüsün bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden kitlesel bulaşma dönemine geçtiği uyarısında bulunan Koca şu ifadeleri kullandı. Ekim'in ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi bir sınavdayız. Kış aylarının gelmesiyle birlikte insanların kapalı ortamlarda birlikte bulunmasının da getirdiği riskle tüm dünyada adeta patlama şeklinde hızlı bir artış başladı. Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bakan Koca son hafta içinde %50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilin olduğunu belirtti. %50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale'de %50 ile %100 arasında artışlar oldu. Antalya, Düzce, İzmir, Manisa ve Tekirdağ bu sınıra yaklaştı. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor. Bakan Koca günlük vaka sayısını da şöyle aktardı. Ağır hasta sayımız 4641'e kadar çıktı. Vefat sayımız 168, bugün en yüksek vefat sayımız. Bugünkü test sayımız 164.547, iyileşen hasta sayımız da 3.911. Bugünün vaka sayısını vermek istiyorum. Yani hasta sayımız 6.814, sadece hastaneye yatan hastalar değil. Hastaneye yatan artı zatüre ve benzeri semptomlarıyla takip ettiğimiz hasta 6.814. Gün vaka sayısı olarak da bugünün vakası 28.351.